Diyabet hastası olup olmadığımızı anlamak için temelde 4 yöntem kullanılıyor. Birinci yöntem, bazen şeylerin de hani diyorlar ya, glikoz çözeltili su içirdin, niye içiriyor? İçmek zorunda. Bir kere ona hiç kimse hayır dememeli. Diyabetin tek iyi tanısı çözeltili, glikoz çözeltili bir su içiyorsun, bir su bardağı kadar. 75 ya da 100 gram oluyor. Ve belirli bir saate kadar kan şekerlerin ölçülüyor. Testte eğer ikinci saatin üzerinde, 200'ün üzerinde değerin varsa bu aşikar, yani artık diyabet hastası olduğunu söylüyorlar. Ayrıyeten böyle bir test yapılmadan da bu güvenilir yoludur. Sabahleyin aç karnına da siz kan şekerinize bakabilirsiniz. İster kapiler dediğimiz şeyle bak, ister damardan al. Kapilerde eğer çok parmağını sıkıp travmatize etmezsen kan şekerin benzerdir aslında şeye göre. İyi bir alet olursa, damardan olana göre çok az oynar. %3-5, yani böyle 100 iken 70 falan olmaz. Eğer bu değerde sizin kan şekeriniz 126'nın üzerinde ise yine diyabet hastası olduğunuzu. Ayrıca hemoglobin A1C dediğimiz bir değer de var. Bu da 6,5'un üzerindeyse kan şekerin yüksek olacak, 126'nın üzerinde, ve hemoglobin A1C'nin de 6,5'un üzerindeyse diyabet hastası oluyorsun. Bunun gibi yaşayan tonlarca insan var, biliyor musun? Farkında olmadan. Farkında değil, farkında olup da kendine kondurmayan. Çünkü diyabet, ben gördüğüm kadarıyla bu hastalıklar içerisinde bir diyabet hastalığını kimse kabul etmez. Çünkü anlamazsınız. Mesela kanser ciddi bir progres yaratır. Hemen kısa bir sürede sizi tepe taklak ettirebilir. İşte tansiyon hastalığı çok ciddi. Gözünü şişirir, beynin felç olursun, elin tutmaz, kalbin atar, beynin döner, anlarsın. Fakat diyabet hastalığında, hele tip 2 diyabet hastalığında çok iyi algılayamazsın ve kondurmak da istemezsin. Çünkü yemek yemek bir şekilde koruyucu olmakla birlikte sürekli olarak kan şekerinin yüksek olmuş olması dokuları tahrip eder. O nedenle bu diyabetin klinik olarak tanısını bir iç hastalıklar uzmanı, bir endokrin uzmanıyla zaten koymak gerekiyor. Hastanelerin hepsinde iç hastalıklar uzmanı ve endokrin uzmanı var zaten. Çok kolay bir şekilde tanı konulabilir. Tanıyı da resmileştirmek lazım. Yani biz gittik kendimiz baktık, hadi ben diyabet tanısıyım demekle bu iş çözülmüyor. Çünkü diyabetin bir medikal tıp tedavisi var. Bir de tıbbi beslenme tedavisi var. Çünkü beslenmeyi yapmazsan medikal tedavi fayda görmüyor. Medikal tedaviyi yaparsan, beslenmeyi yapmazsan öteki fayda görmüyor. Ve Türkiye'de şunu sana söyleyebilirim. %70-80 kişi sadece ilacı aldıkları zaman hastalıklarından korunduklarını düşünüyorlar. İlacı alıp da hala böbrek hastalığı olan, sinir sistem hastalıklarına bağlı olan birçok kişi var. Şimdi diyabet çok ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz. Diyoruz ki yaşam süremiz uzuyor. Değişen hayat koşulları nedeniyle yaklaşık 2030 yılında 20 ile 79 yaş arasındaki diyabetli sayısı 2011'de 366 milyonken 2030 yılında biz 552 milyona çıkmasını bekliyoruz.